Seninle ve kendimle ilgili çok düşündüm Dilaver. Esprilerim beni çok rahatsız etmese de bana ters olan bazı davranışlarım vardı tabii. Aklımda duygularım gidip gidip geliyordu. Açıkçası bir evet diyordum, bir hayır. Mühim olan en son neyin söylendi avukat hanım? Galiba bu sefer sona hayır kaldı. Evet. Haklısın. Ama son sözüm bu değildi. Değil mi? İçimden bir ses senin doğru adam olduğunu söylüyor. Bu yüzden son sözümü şimdi söylüyorum Dilaver. Evet. Hadi ya. Ya bu şahane fikir ha avukat hanım. O zaman sen bu evet'i boş boşuna söylememiş olsan. Şöyle anlatayım ben sana. Senin bu evet'ten hemen bir cümle önce ben sana bir soru sormuş olsam. Ceren Hanım. Benimle evlenir misin? Dur. Sakın bir şey söyleme. Cevabını verdin ya. Ya bu da böyle şaka gibi oldu ama artık alışmış kudurmuştan beterdir. Ne yapacaksın? Zeliha, uyandırmadım değil mi? Yok, uyumamıştım bacım. Sahi mi? Hey Allah razı olsun. Güzel oğlum benim. Çok sevindim Zeliha. Neyse. Ne anlattın? Ben Belirhan'a anlatacağım. Gör bak gözlerini nasıl kapatacak. Ben de kapatırım. Ya bir şey soracağım. Annemle ilgili. Neymiş bakalım? Yarın kim kahvaltıyı hazırlayacak? Onu unutmuştum da. İyi de bunun annemle ne ilgisi var ki? Hani annem görev zaten yapmış ya. Ondan dedim ben. Sen. Emir. Ben de sana bir şey soracağım. Olur. Bu gece birlikte uyuyalım mı? Hadi yat. Hadi. Aslında annemi soracaktım. Ne zaman iyileşecekti diye soracaktım. Çabucak iyileşecek ablacığım. Merak etme sen.
Hadi kapat gözlerini sen. Ceren, bari sen uyuyaydın biraz. Ne uykusu ya o kadar? Benim gözüme uyku mu girer şimdi? Bilirim girmez. Ne zaman hasta olsam, bir tık öksürsem uyku tutmaz seni. Şimdi geriye bakıyorum, düşünüyorum. Ne kadar şanslıyım. Allah bana senin gibi dünyanın en iyi adamlarından birini yollamış. Ya şimdi sen de böyle konuşuyorsun ki yani ben de seni en az 100 kere üzmüşüm değil mi? Dur bak. Dur hele. Sana ne vereceğim? Ya ne yapıyorsun şimdi? Sen tak onları Bedar. Ya Celil dur hemen celallenme. Sen al bunları sakla. Ya Celil. Yarın ameliyatta doktor tutar mı bunları benim kulağımda? Al sakla. İşte yarın ameliyattan çıkınca verirsin. Sakla sen. Sakın satma ha. Ya ne satması? Sen de nereden çıkardın şimdi ya? Tamam tamam. Şaka yaptım. Öyle söylüyorsun ki... Ya benim şakadan anlayacak aklım mı kalmış şimdi yani? Kafamın içi ne kaldı bilmiyorsun ki Bedar.